konuşmaya. Sabah gazetesinin manşeti aslında biliyorsunuz Erdoğan'ın sözleri. Enflasyonun da köpüğünü alacağız diyor Erdoğan. Şimdi enflasyonun köpüğünden kasıt malum e, doların köpüğünü aldık diyorlar ya biliyorsunuz e, 18 liradan 13 küsura inince köpük alınmış oluyor. ha 7 liradan 13 küsura çıktı diye sormayacağız. Dolar nasıl 13 lira olur demeyeceğiz. Faiz Avrupa'nın dünyanın en Fazla faizi de ilk üç sırada yer alacak Türkiye. olsun. Bunlar problem olmayacak. Ama e, köpük alınmış olacak. Enflasyonda böyle olacakmış. Yüzde %36 çıkacak enflasyon. Orada da e, bir süre sonra köpük alınacakmış. Şimdi e, bu moral tabii ki e, özellikle verilmeye çalışılıyor. Onlar da farkında insanların ne kadar. Ee, bu 1 Aralık gecesi yapılan zamlar, pardon 1 Ocak'ta yapılan zamlar nedeniyle nasıl bir şok dalgası yaşandığını herkes farkında öyle değil mi? Ama gelin görün bildiğiniz gibi değil hanımefendiler, beyefendiler hiç iktidar zam yapmak ister mi? Miymiş? Ayarlama İstemez yapıyor. İstemezmiş. Ee, Mehmet Barlas bu sabah gazetesinin de başyazarıdır kendisi biliyorsunuz. Çok da güzel anlatmış. Diyor ki Devlet vatandaşın çok fazla etkilenmemesi için petrol ürünleri, doğalgaz ve elektriğe zam yapmamaya çalışsa da yılın ilk saatlerinde bir fiyat artışına mecbur kalındı. Yani rica edeceğim hani çok uğraşmışlar zam yapmamak için. Yılbaşını iyi geçirsinler diye. <laughs> Yani tamam, diğer taraftan da. diğer taraftan yılbaşının da yani kutlamayla olmayacağını da söyleyen bakın hatırlayacaksınız siz çok iyi hatırlarsınız. Şunu bitireyim. Tamam. Diyor ki bir de e, re, em, enflasyon rakamları elbette diyor tadımızı kaçırıyor ama çok enseyi karartmayın diyor. Tekrar kısacık vurgulayayım. Size döneyim. E, vatandaş etkilenmesin diye petrolüne, doğalgaza elektriğe zam yapmamaya çalışmış. Hükümet değil ama devlet diyeceğim. Yani Erdoğan yapmıyor, devlet yapıyor. Devlet diye bir aygıt var kötü. Arada böyle bir vatandaşın düşünüyor ama orada bir şeyler oluyor. Ama yılın ilk saatlerinde bir fiyat artışına mecbur kalınmış. Utanç verici. Ne diyeyim bilmiyorum. Şimdi e, rahmetli Özal'ın bir meşhur lafı vardır. E, tarihte, e, siyasette silinmez, özellikle de yönetimde. Ben e, seçimden önce zam yapacak kadar enayi değilim demişti hatırlarsınız. Hatırlarım. 1987 seçimlerinde. E, 1987 seçimlerinde e, bir eskiden memurlar ayın birinde maaş alırlardı. İşçiler de ay, ayın sonunu da alırlardı. Birinde e, maaş aldılar. Arkasından da ayın 15'inde tekrar maaş verdi. Bundan sonra ayın 15'inde maaş alınacak diyerek seçime giderken bunu yaptı. Şimdi... E, Barlas'ın geçmişinden bugüne kadar baktığınız zaman yani çok değerli bir entelektüeldir. Ama e, e, rüzgar nereden eserse o tarafa doğru Şimdi da... Şimdi söyleyeceğim, ben bu entelektüel lafına itirazım var. Ne? ne? Şimdi benim bir lafım var. E, vallahi patenti bana ait. Uyur gezerden mülhem, bilir gezer derim bu insanlara ben. Şimdi bazı insanlar vardır ama Allah'ım neler bilir şaşırırsınız. Bir konuşur kitap, ansiklopedi, hu 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 dünya zengini. Ama onlar şurada kafada bir nedenle bir araya gelip de bir e, ideoloji, bir kimlik, bir bel kemiği omurga oluşturamazlar. Onlar gezer. Bilir de doğruyu söylemez diyelim. Ee, yani işine geldiği zaman. Çet raporlarının hep altında bilim adamları Kırnak içerisindelerin e imzaları vardır ama her e, rapor sonrasında işte altın, gümüş arayanlar, e, yer altındaki madenleri çıkaranların arsenikle e, insanların doğanın bozulmasına e, ...ölümüne neden olmasına rağmen o bilim adamı chat raporunda olumlu e, 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 rapor yazabilir. E, dolayısıyla bilir de doğruyu söylemez diye değiştirebiliriz belki insanları şey. Ama niye Özal'dan söyledim? Ee, bir eğer 31 Aralık'ta bu zamları yapsaydı enflasyon ona göre bu zamları evet. da içerecek ve daha yüksek çıkacaktı. Nitekim en yüzde %88 enflasyon Yok, dedi. O sizin kötü niyetli düşünceniz. Çok uğraşmışlar. Devlet biliyorum. Çok uğraşmışlar. Yani yılın ilk saatlerine kadar direnmişler, direnmişler, direnmişler. Zam yapmayalım diye. E onlar da akşam uyuduktan sonra yapmışlar. Öyle dediler ya, ya. E, ben bunlar yapıldığında o zaman e, e, başbakan değildim. E, zamların, bazı zamların yapıldığında. Şimdi çok kolay insanların aldatıldığını zannediyorlar. Evet bir küçük biat etmiş bir topluluk var. Küçük bir grup bunlar ama diğerleri de yeni bir şey diye beklediler 20 yıl sonrasında geldikleri nokta yeni bir şey değil aksine Türkiye Cumhuriyeti dünyada itibarını ve güvenilirliğini kaybetmiş bir ülke haline geldi. Bunun yanı sıra Türkiye'de yaşayan insanlar yoksullaştılar, açlık e, e, sınırının altında kaldılar. Biliyor musunuz 30 milyon insan devletten aldığı Küçük rakamlarla geçinmeye çalışıyor. Ee, hepimiz artık bunlar artık söylenmiyor ama pazarların kapandıktan sonra meyve sebze toplayan insanlar var ve bu insanlar öyle eskiden olduğu gibi çok fakir yoksul değil. Ee, utanarak e, saklanarak gizlenerek artık şimdi gizlenmeden çöp tenekelerinin içerisinde kendilerine yiyecek bulmaya çalışıyor. Çocuklarını bulmaya çalışıyor. Annenin işte bir İranlı annenin çocukları çocukları donmasın diye kendi ölümünü hazırladığı anlayış var Türkiye'de şimdi. Aynı şekilde bunun nedeni nedir? Yani biz dünyada G20'lerin içerisinde hatta G10'a gideceğiz. Hep bunlar söyleniyor da bizi G20'den attılar biz bu, bu bu dönemde 2022'de G20'nin dışında kalan bütün verileri olan birisi Türkiye Cumhuriyeti gri listenin içerisinde yani kara para aklayan bir ülke. Biraz evvel dediniz ya bu 130 rakamı nereden çıktı? Nereden bu bulundu diye Merkez Bankası'nın bilançosunda e, görünüyor. Yani hani düşünebiliyor bir, bir, musunuz? Evet evet, evet görünüyor. E, yani, e, nasıl oluyorsa oluyor biz 7 defa 8 defa e, e, yanlış bilmiyorsam e, var, e, varlık barışı adı altında yurt dışından gelen e, kaynağı sorulmayan paraları akladık bu nedenle gri listenin içerisindeyiz yani kara para aklayan ülkelerden birisiyiz yani bir sürü e, e, korsan ülkeler olan ülkelerin narko devlet diye adlandırdığınız ülkelerin içerisine girmiş durumdayız. Bunu kim yaptı? Bunu siz yapmadınız. Bu Yapmaması doğrultusunda mücadele ediyorsunuz. Bunu ben yapmadım. Bunu bugün işte çok direnip de zam yapmamak için uğraşanların ama uyuduklarında da kimin yaptığı da belli olmayan 1 Ocak'ta zamlarla uyandığımız bir noktadayız. Aşenur'cum, sevgili Aşenur'cum Bugün 5 Ocak. Adana'nın kurtuluşu. Hı hı. İki gün önce de 3 Ocak'tı. Mersin'in kurtuluşu. Kurtuluşunun 100. yılı idi. Ve benim atam, dedem, Kuvay Milliyeci, Güney Cephesi Kurmay Başkanı bir gözünü vermiş Gazi. Sonra Atatürk milletvekili olarak Türkiye'ye mücadele etmiş ve Atatürk'ün ölümüne kadar da Türkiye'nin Çağdaş bir ülke olması doğrultusunda uğraşmış birisi. Yüzyıl sonra biz yeniden bir kurtuluş savaşı içindeyiz. Yani yeniden itibar kazanmaya, bağımsızlığımızı, e, karnımızı doyurabilecek kaynakların bulunması doğrultusunda yeni bir kurtuluş savaşı içerisindeyiz. Kurtuluş savaşını kime karşı yapıyoruz? Bizi yönetenlere karşı yapıyoruz. Yani son derece e, vahim bir noktadayız. İnsanlar aç... E, Asgari ücret daha %50 arttırılmış ya ama eline gelmeden %50'si tekrar geri gitmiş. Yani hani bu e, a, e, maraba hikayesine dönmüş dönüyor. E, an vermişsiniz sonra kepçeyle geri almışsınız. Hatta daha fazlasını almışsınız. Bu ülkede üretici olmak son derece önemsiz bir noktaya geldi. E, gelecek sene açlıkla karşı karşıyayız. Bugün söylüyorum. Ay bunu evet ya. Ay bu, şu anda Türkiye. Tarım meselesi çok. Tarım meselesinin üzerinde durulmuyor ama ben bir ufak e, çiftçilik yapan birisiyim. 129 ülkeden 159 çeşit ürün alıyorsunuz bu ve 129 ülkeden. 129 ülkeden artık biz e, buğday, e, nohut, mercimek gibi şeyleri yetiştirmiyoruz. Eskiden GAP bölgesinde müthiş derece biz dünyaya satardık bunları. Şimdi Kanada'dan alıyorsunuz, oradan alıyorsunuz, buradan alıyorsunuz. Onun için fiyatlar sürekli zamlanıyor. Çünkü döviz karşılığında Türk parasının değeri sürekli düşüyor. Ama tabii nasıl yani bakın üretici